2020 yılını bitiriyoruz. Şimdi 2021 yılında umuyorum ve bekliyorum ki halkımız sağlık içerisinde olsun. Ekonomik buhrandan kurtulalım. İktidarın halkı sömüren projeleri son bulsun ve umuyor, bekliyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında buluşalım. 2020 yılı hem ülkemizde hem de dünyada depremlerle, sellerle ve Covid-19'da mücadele yılı oldu. İnanıyorum ki 2021 yılında Cumhuriyet Halk Partili belediyeler her zaman olduğu gibi vatandaşımızın yanında olacaklar ve onların yaşam kalitesini yükseltecekler. Nice yıllarda görüşmek dileğiyle. Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok önemli bir dava için mücadele ediyoruz. O da 2023 yılına girmeden Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma. CHP tarihiyle ve birikimiyle bu mücadeleyi kazandıracak yegane aktördür. Hatta bu mücadelenin amiral gemisidir. 2021'in bu anlamda bize yeni zaferlere, başarılara getireceğine inanıyorum. Yeni yılla ilgili dileğim 2021'in daha aydınlık ve umut dolu bir yıl olmasıdır. Sarayların değil halkın, baskının, korkunun değil özgür sokakların, sefaletin, açlığın ve yokluğun değil, üreterek, hakça paylaşarak zenginleşmenin, yani 2. yüzyılın iktidarını 2021'de hep beraber kuracağız. Yeni yılımız kutlu olsun. 2020 yılı çevre açısından sıkıntılı bir yıl oldu. Depremler, seller, orman yangınları. Bunlar 2020 yılında yaşandı. Umarım 2021 yılında bunları yaşamayız. 2021 yılının ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini istiyoruz. Aynı zamanda inşallah 2021 yılında hem Covid'den hem de AKP'den kurtuluruz diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 2020 yılında her türlü zorluğa rağmen iktidarın yaratmış olduğu baskıya, iktidarın medya üzerinde kurmuş olduğu tahakküme, mahkemeler üzerinden topluma adaleti, hukuku bir sopa olarak kullanan bir iktidar olmasına rağmen, pandemi koşullarına rağmen siyasi faaliyetlerini milletvekillerimiz, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız üzerinden özellikle 2019 Mart'ında kazanmış olduğumuz belediye başkanlarımızın pandemi sürecinde göstermiş olduğu üstün performansla yapmaya devam etti, topluma hizmet etmeye devam etti. Hepinize şimdiden iyi yıllar diliyorum. 2021 yılı umarım bu umutlarımızın bir parçası, umutlarımızın gerçekleştiği bir vesile olur. Ülkemiz ve dünyamız için çok zor bir yılı geride bıraktık. Yeni yılın daha sağlıklı, daha adaletli, daha mutlu bir yıl olmasını diliyor. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Pandeminin en çok yükünü çeken, özverili emeklerinden dolayı minnettar olduğumuz başta sağlık çalışanları olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. 2021 yılının ülkemize, tüm dünyaya, insanlığa barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. 2021 yılında bütün umutlarımızın yeşermesini diliyorum. Zorluklarımız vardı, sıkıntılarımız vardı ama 2021'de çok çalışacağız. Sağlık, mutluluk hep birlikte. Umut gelecek. İnşallah bu konuda ben de bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak elimden gelen tüm gayreti göstereceğim sözünü veriyorum. Şimdiden tüm milletimizin 2021 yılında mutlu olmasını diliyorum. Halkımız, gençlerimiz, yaşlarımız, çocuklarımız büyük zorluklarla bu seneyi geride bırakmaya çalışıyorlar. Türkiye daha iyi yönetilmeyi hak ediyor. Türkiye alternatifsiz değil. 2021'de daha fazla dayanışmayla, daha fazla sosyal devletle, daha fazla sağlık ve afiyetle bir arada sevdiklerimizle birlikte geçirebileceğimiz bir yılı hepinize diliyorum. Saygılarımızı sunuyoruz. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi mensupları olarak sizleri saygıyla, sevgiyle kucaklıyoruz. Vatandaşlarımızın daha özgür bir Türkiye'de yaşam alanlarına müdahale edilmediği ve hak ihlallerinin yaşanmadığı, kadınlarımızın katledilmediği, çocuklarımızın hak ihlallerine uğramadığı ve insan onuruna yarışır bir yaşam sürebilecekleri imkanların yaratıldığı ve her şeyden önce hak, hukuk, adalet diyerek demokrasinin mücadelesi verdiğimiz bu süreçte daha demokratik, daha özgür, daha mutlu, sağlıklı bir yıl olmasını temenni ediyorum. 2021 yılı ülkemize sağlık, huzur, başarı, refah getirsin. 2020'nin bütün kötülükleri unutulsun. Bütün felaketler, pandemi süreçleri geride kalsın. 2021 yılında emekçinin, çiftçinin, esnafın hakkını aldığı,
öğrencinin, gençlerin, kadınların mutlu olduğu bir yıl olsun. Bunun için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm Türkiye'nin yeni yılını kutluyorum. 2020 ne yazık ki bir yandan salgınla, hastalıkla, ölümlerle, diğer yandan ekonomik buhranla, eğitime erişimde yaşadığımız sıkıntılarla ve özgürlüklerimize getirilen kısıtlamalarla anacağımız bir yıl oldu. Ancak biliyoruz ki başka bir Türkiye mümkün. Çok daha güzel bir geleceği hep birlikte inşa etmemiz mümkün. 2021 yılı gençlerin hayal kurabileceği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğimiz yıl olsun. Hepinize mutlu yıllar diliyorum. 2021 yılının barış, huzur, kardeşlik ve en önemlisi de sağlık getirmesini diliyorum. Emeğin, emekçinin, kadının, çocuğun, aydınlık yarınlarının muştusu olmasını, demokrasinin, sosyal adaletin yeşerdiği bir iklime dönmesini arzu ediyor. Herkesin yeni yılını kutluyorum. 2020 yılında başlayan, dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen salgının bitmesi dileğiyle, 2021 yılında tekrar demokrasinin, insan haklarının, barışın, özgürlüğün, hoşgörünün var olduğu, nefretin bu topraklardan silindiği bir yıl olmasını diliyorum. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde Millet İttifakı'nın tekrar bu topraklara, Türkiye'ye işsizliğin bittiği, açlığın yok olduğu, kardeşliğin tekrar egemen olduğu bir Türkiye olması dileğiyle bütün Türkiye'deki yaşayan herkesin yeni yılını kutluyor. Herkesin Malatya'dan hasretle ve sevgiyle kucaklıyorum. Bütün yıl boyunca beni dinleyen basın mensubu arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yeni yıllarını da kutluyorum. Aileleriyle sağlıklı, sıhhatli, nice mutlu yıllar diliyorum. 2020 yılı dünya halkları açısından pek de umutlu geçmedi. 2021 yılının dünya halkları açısından sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle. 2020 yılında kadınların örgütlü gücünü arttırdık ve partimizde kadın üye sayısını da yükselttik. İnanıyoruz ki 2021 yılında kadın örgütlülüğünü daha da yükselteceğiz ve kadınların dipten gelen bu dalgasıyla birlikte ülkemizin kaderini hep birlikte değiştireceğiz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde gerçekleşen bu iktidar yürüyüşünde biz kadınlar öncü güç olacağız. 2021'in herkese sağlık, huzur, mutluluk, refah getirmesini diliyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında gerçekleşecek olan günlere kavuşma dileğiyle herkese iyi yıllar diliyorum. Bu arada sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz de gücümüze güç katacaktır. İyi yıllar.